Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Samsung'un CF791 model kavisli monitörünü inceleyeceğiz. Evet, Samsung'un kavisli monitör ailesi genişliyor Recep. Nihayetinde 1500 R değerine ulaştılar. Tabii ki 1500 R ne demek? Kavislerle ilk tanışan izleyiciler merak edecek. Evet, Radius değerini anlatıyor bu. Radius yarıçap sevgili izleyiciler. Bunu bir çember gibi monitörleri yan yana koyarak dizdiğimiz zaman oradaki uzaklığı ölçüyor. Sayı ne kadar küçük olursa yarıçap o kadar ufalmış oluyor. Doğal olarak daha dairesel, daha yuvarlak bir monitör çıkıyor ya. Peki bunu niçin istiyorlar? Bunun için tasarlıyorlar derseniz, kullanıcı karşısına oturduğu zaman kendisine görüntüyle çevrelenmiş hissetsin diye tasarlıyorlar. Bir de insan gözünün takip etmesinin daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Zaten incelememizde bunun detaylarına daha yakından değineceğiz. Ama burada birbirinden farklı pek çok özelliği bir araya getirdikleri modelle karşı karşıyayız. Evet, Quantum Dot teknolojisi kullanıyor bu üründe. Televizyonlarda gördüğümüz Quantum Dot teknolojisi bu yıl monitörlerde de karşımıza sevgili izleyiciler. Özellikle geniş bir renk gamutunu kapsamasıyla Quantum Dot'ta ilginç. Tabi bunun altında VA panel var Recep, 34 inç var, yüksek çözünürlük var, 21'e 9 görüntü oranı var, 100 Hz yenileme süresi var, 4 milisaniye tepki süresi var, pek çok farklı teknik değer var. Ama hem kullanıcı deneyimi hem tasarım hem de bu teknik değerler neye dar ediyor. İncelemenin detaylarına birlikte bakacağız. Başlayalım o zaman hadi. Yakından bakıyoruz sevgili izleyiciler. tasarımıyla başlıyoruz. 34 inçlik CF791'e karşıdan baktığımızda diğer monitörlerden ayrılan bariz farklı bir görünüm var. Evet, devasa bir monitör masamızı kaplıyor. 21'e 9 görüntü oranı var Recep. Sinematik bir görüntü oranı, çok geniş. Bu monitörün zaten temel amacı ultra geniş bir görüş açısı sunmak ve kullanıcıya masasında birden fazla monitör yerine tek bir monitörle birden fazla bağlantıdan görüntü sunmak. Bunun yanında 1500R değeriyle radius yani yarıçap çap değeriyle Samsung'un sunduğu sancak gemisi kavisli monitörlerden bir tanesi. Samsung'un burada gitmek istediği nokta 1000R değeri ama şu an 1500R inceleme tarihinde en kavisli monitör. Monitörün karşısına oturduğumuz zaman oturma pozisyonumuza göre yukarıdan aşağıya 100 mm yani 10 santimlik bir eğim de sağlayabiliyoruz. Bu ilginç bir şekilde kavisli, aşağıya doğru bir eğim sağlıyor. Yukarıdan aşağıya bakarken simülasyon tarzında çevreleyici görüntü daha da etkileyici hale geliyor. Stand tasarımı da çok ilginç, çerçeve tasarımı da çok ilginç. Örneğin kenarlara baktığımız zaman çerçevesiz bir tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Ama alt kısma baktığımız zaman alt kısımda kontroller için ince bir çerçevesi var. Yan kısımda elbette ufak bir siyah alan var. Bu 8.8 mm çerçeveden içteki siyah alanın bitimine kadar oldukça ince. Yani bu monitörü de birden fazla monitörü de yan yana koyarak daha da geniş, daha da kapsayıcı bir şekilde kullanabiliriz. Monitörü yukarıdan aşağıya indirdiğimiz zaman karşıdan tepeden bakış açısı çok daha rahat oluyor. Şimdi kavisli yapının güzelliği zaten bu 100 mm yükseltme alçaltma da çok daha güzel bir şekilde karşımıza geliyor. Kullanıcı tam karşısına oturduğu zaman onu kapsayan bir deneyim sunuyor. Ancak bunun bedeli olarak bu stand ayağında sağ, sola farklı açılara oynatma ya da pivot modlu alma gibi seçeneklerimiz yok sevgili izleyiciler. Kuttan çıkan bir VESA aparatı var. Ortadaki şuradaki klipse bağlanarak değiştiriyorsunuz. Stand ayağını çıkardıktan sonra bir noktaya sabitleyebiliyorsunuz. Ancak bunu takması biraz zahmetli. Çünkü standart 4 tane video yuvasına yer vermemişler. Zira arka tarafın şıklığını bozmak istememişler. Glossy White dediğimiz parlak beyaz renk gerçekten monitöre farklı bir hava veriyor. Dışarıdan baktığımız zaman ev olsun, ofis olsun ortamın şıklığını arttırıyor. Monitörümüz aşağıdayken şu an 2 derece öne doğru yaslı durumda bu şekilde geriye doğru çektiğimiz zaman 34 dereceye almış oluyoruz. Yani 36 derecelik bir hareket açısı var. Şimdi bu monitörümüzü yukarıya doğru getirdiğimiz zaman yine açı değişmiyor. Ama kullanım senaryosu olarak bu şekilde öne ya da bu şekilde arkaya yine 36 derecelik bir açıda hareket ettirme imkanımız oluyor. Tabii ki bunun ifade şekli değişiyor. Eksi 14 artı 22 eksi 2, 34 derece arasında hepsinde 36 derecelik açıyla değişiklik yapabiliyoruz. Monitörün kasasının beyaz rengi ile burada gri metalik bir rengi birbirini tamamlıyor. Alt kısmı oldukça şık, masanın üzerindeki kullanım alanını kesinlikle engellemiyor. Tabi arkadaki stand ayarıyla birlikte 32 cm'den biraz daha uzun alan bırakmak gerekiyor. Bunu da masanızı düşünürken göz önüne almanız yararlı olacaktır. Stand ayağı şık görünümünün yanı sıra işlevsel, arkasında bir kanal, kablo boşluğu var. Bu kısımdan dışarıdaki plastik kapağı açıyoruz sevgili izleyiciler çıtçıtları bu şekilde dışarıya doğru açtığımız zaman buradaki kanalın içerisinden buradan çıkardığımız kabloyu geçerek arka taraftan aktarıyoruz. Kablo kanalları kullanıldığında önde oturan kullanıcı arkada hiç kablo görmüyor. Arkadan bakan bir kullanıcı da karmaşıklık görmüyor çünkü kablolar sabitlenmiş toplanmış oluyor. Samsung'un bu noktada dikkat ettiği hoş bir detay da Kutu içerisinden çıkan kabloların yine beyaz olması. Siz tutup da beyaz kablo aramıyorsunuz. Zaten kutu içeriğinde bu kablolar beraberinde kullanıma hazır geliyor. Zaten kutu içeriğinde sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapağın altındaki durum nedir derseniz aslında son derece basit, hiç zorlamayan bir kablolama yapısı var. Buradaki kapağa tabii kabloları taktıktan sonra açmak biraz daha zorlaşıyor. Ama aslında gördüğümüz tasarım burada kabloyu gizleyen bir kapak ve burada kasanın stand ayağının içerisindeki bir yuvadan oluşuyor. Ürünün kutu içindeki tüm kablolara baktığımızda öncelikle burada 78 wattlık bir adaptör olduğunu görüyoruz. Normalde 75 watt civarında bir güç tüketim var Recep. Kapattığın zaman 0.3 watt'a düşüyor. Tabii ki eko modları aldığın zaman daha tasarruflu modlarda güç tasarrufunu devreye sokabiliyorsun. Ama bu tarz 34 inç bir ekran için gayet doğal bir güç tüketimi. Bunun yanında ise USB kablomuzu görüyoruz. USB kablosu USB 3.0 Hub için kullanılıyor. Arka tarafına bağladığın zaman kasadaki bir USB 3.0 portunu iptal etmiş oluyorsun. Ancak monitörün üzerinde 2 adet USB 3.0 çıkış alıyorsun. Bunlar hızlı veri aktarımına imkan sağlıyor. Yine burada DisplayPort kablomuz mevcut. Şimdi DisplayPort kablosu ve HDMI kablosu önemli çünkü bu monitör FreeSync'te destekliyor. FreeSync, AMD ekran kartında etkinleşen bir teknoloji ve de ekrandaki stuttering, tearing denilen takılma ya da yırtılma gibi etkileri ortadan kaldırıyor. Şimdi bu hem yüksek çözünürlük göreceğim hem de yüksek hertzli bir monitör. 100 hertz değeri var, 100 hertz'te doğal olarak yüksek standart kullanman gerekiyor. Buradaki HDMI kablosuna da baktığımız zaman Premium High Speed EEC ibaresi üzerinde yer alıyor. Zaten mıknatıs boyutundan da ne kadar kaliteli olduklarını görmek mümkün. Hem mıknatısları büyük hem kabloların kendisi kalın hem de monitörün tasarımıyla uyumlu olacak şekilde beyaz renkte yapılmışlar. Bunun yanında şuradaki plastik kapakları özellikle çıkardım. uçlarda koruma kapakları da yer aldığını göstermek için. Bir de beraberinde burada DisplayPort, Mini DisplayPort adaptörü var. Bu da aradığın zaman her zaman elinin altında bulunması gereken, farklı sistemde hemen monitör takıp kullanmayı düşünen profesyonelin ya da oyuncunun işine yarayacak bir ek aksesuar. Yaygın ismi CF791 olan monitörün farklı kod isimlerine rastlayabilirsiniz. C34F791 olarak anıldığında özellikle 34 inç o kodun içerisinde anlayabiliyoruz. Samsung'un tam verdiği koda baktığımızda LC34F791WQNXZA kodunu görüyoruz. Giriş/çıkış portlarına baktığımız zaman solda DC 19 voltta güç bağlantısını görüyoruz. Adaptörün dışarıda olduğunu zaten izleyicilerimize paylaştık. Bunun yanında 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 1 adet USB 3.0 portu var. Bunun tipi dikkat ederseniz farklı. Bu kasamızdan aldığımız USB 3.0'ı monitöre vermek ve daha sonra hava dağıtmak için kullanılıyor. Bunun yanında da servis bağlantısı var. Servise götürülürse firmware güncellemesi gibi işlemler ve kontrol için kullanılıyor. HDMI portlarında 2.0 standartının olduğunu belirtelim. 2 adet USB 3.0 portu monitörün önüne geçtiğiniz zaman sol arka kısımda yer alıyor. Bunlar koruma kapağının arkasına alınmamış. Bunlara kablo bağladığımız zaman bunları gizleyemiyoruz. Dahili hoparlörleri kullanmak istemeyenler için ise üst bir 3.5 mm ses çıkışı mevcut. Evet dahili hoparlörlerinde her biri 7 wattlık 2 adet olduğunu belirtelim. Yani bu tarz bir monitör için aslında oldukça büyük hoparlör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine sol arka kısımda monitörü güvence altına almak için bir Kensington kilit portu mevcut. OSD menüsünden monitörün ayarlarını yapmamızı sağlayan tuş arkada yer alıyor. Bu joystick şeklinde tasarlanmış. Biz bu tarz tuşları çok seviyoruz çünkü elinizi böyle attığınız zaman hemen hissedip bulabiliyorsunuz. Sola, sağa, yukarı, aşağıya ve tıklama fonksiyonuyla çok kolay bir şekilde menüde gezebiliyorsunuz. Ancak bu noktada biraz fazla içeriye doğru yapılmış bir gıdım daha bu tarafa yakın olsaydı parmaklarımızın boğumlarını daha ileriye götürmeden daha rahat erişebilecektik. Ya da alt kısımdan yine erişirken elimizi biraz daha yukarıya doğru uzatmamız gerekiyor. Kısacası daha yakın konumlandırılabilirdi. Samsung CF791 karşısına oturduğunuz zaman o Samsung'un televizyonlardaki berrak canlı görüntü kalitesini aynen yansıtıyor. Tasarım olarak ince çerçeve ortaya oturduğunuz zaman özellikle kör yani kavisli yapı kullanıcıya farklı bir deneyim sunuyor. Standart bir PC monitörünün ya da televizyonun karşısında olmadığınızı anlıyorsunuz. Şimdi burada canlı renkler için özellikle Windows'un açılıştaki duvar kağıdına zaten bir bakmak yetiyor. Bu şekil baktığımız zaman yeşilliklerden kenar köşedeki detaylara kadar yüksek çözünürlük bir görsel monitörün kendisini daha iyi göstermesini sağlıyor. Peki 21'e 9 oranda bir ekranın ve 3440'a 1440 çözünürlüğün yani ultra wide quad değiştiğinin avantajı Bu manzara aslında karşımıza aracım. Baktığımız zaman buraya sayısız tarayıcı pencere sığdırabiliriz. Ama işlevsel olması için genellikle tavsiyemiz 2 ya da 3 taneyi sığdırmak. Zaten Windows'ta da biliyorsunuz sola sağa sürüklediğin zaman bir solda bir sağda iki ekran gibi çalışmaya müsait. Biz şimdi önceden bu şekil hazırladık. Responsive tasarım olduğu için siteyi hemen böyle sol kısma neler var neler yok diye açtık. Daha önceki Samsung'un yine kavisli monitör incelemesini buraya sayfa olarak açtık. Teknopat sosyal'i açtık. Teknopat YouTube kanalını açtık. Ama çok daha güzel bir kullanım alanı da var tarayıcı dışında çoklu çalışmanın. O da Excel tabloları. Şimdi boş bir tablo bile olsa kaç satırı kaç sütunu görebildiğimizi görüyorsunuz. A'dan Z'ye burada istediğimizi sıralayabilir, çalışabiliriz. Aynı şekilde borsa verileri ya da yüksek miktarda analiz gerektiren işle çalıştığınızı düşünün. Çoklu ekran konfigürasyonuna tek monitörle gayet güzel bir alternatif oluyor. Şimdi monitörümüzün hoparlör sesi sonda. Windows'un da sesi sonda. Bir kontrol ediyoruz. Tears of Steel 4K filmimizi Burada açacağız. Tabii kenarlarda siyah bant olacak. Bu filmin oranın ekrana tam uymamasından kaynaklanıyor. Bir de ses seviyemiz birazdan çok yüksek olacak sevgili seyirciler. Ama hemen kısacağız. We have main engine start. 4, 3, 2, Our passions. You have your robotics, and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Ufak masaüstü hoparlörlere gerek bırakmıyor. Tabii ki çok yüksek ses kalitesi tercih eden kullanıcılar gelişmiş ses sistemleri kullanabilirler. Zira monitörün görüntü kalitesine baktığımız zaman Quantum Dot teknolojisinin VA panelin kalitesi kendisini gösteriyor. 3000'e 1 kontrast ile standart 1000'e 1 kontrast yani karşılık sunan monitörlere göre çok derin siyahlar, çok güzel renkler bize verebiliyor. Zaten bu tarz kavisli bir monitörde VA teknolojisinin kullanılması biraz zorunluluk. Çünkü biz yanlardan da bakıyoruz. Karşısına tek kişi oturup ortadan izlediğiniz zaman sizi çevreleyen bir deneyim sunuyor. Bu çok güzel ama yanınızda biri sizinle birlikte film izliyorsa ya da çalışma dokümanı bakıyorsa renklerin sapmaması için çok geniş bir görüş açısına ihtiyaç duyuyorsunuz. VA panelde hem yukarıdan hem aşağıdan hem sağdan hem soldan 178-178 denen neredeyse her açıdan aynı renk kalitesini sunabilen bir kalite sunuyor bizlere. Şimdi burada tabii ki görüntü oranının kenarındaki siyah bantlar dediğimiz gibi bütün filmlerin özellikle ultra geniş 21'e 9 oranda tasarlanmamasından kaynaklanıyor. Biz uygulamalara şekil verebiliyoruz. Oyunlarda da çok farklı çözünürlük desteği oluyor ama her oyunda ya da her filmde izlediğimiz siyah bant olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bu monitörün temel amaçlarından bir tanesi zaten picture in picture, picture by picture de yapabilmek. Hemen arka taraftaki joystick'e menümüzü açalım. Burada istersek source yani kaynağı bir tıkla değiştirebiliyoruz. Yukarıya menüye geldiğimiz zaman menüde picture burada picture in picture, picture by picture modları var. Bunu hemen açıyoruz. Bu modu açtığımız zaman sağda PlayStation'ın Watch Dogs 2'nin yer aldığını görebilirsiniz. Solda da PC'miz devam ediyor. Bu şekilde bunu tekrar tam ekran yapıyoruz. Sağda da oyunumuza bir yandan continue yani devam diyoruz sevgili izleyiciler. Oyunumuz yükselmeye devam ediyor. Şimdi bu ortak bölmenin oranını da yine ayar olarak değiştirebiliyoruz. Çünkü malum çözünürlükler her zaman birbirine uymadığı için bunların bir de oranları var. Burada ses kaynağını seçebiliyoruz. Kaynağı seçebiliyoruz. Her biri için yerini değiştirmek için HDMI bir DisplayPort'u yukarı aşağı ile HDMI bir Display DisplayPort olacak şekilde... Hemen apply diyoruz. İki görüntünün şimdi yerini değiştirmiş olacağız. Görüntünün gördüğünüz üzere yeri değiştireceğim. Bu şekilde sola doğru çektiğimiz zaman volümü açıp hemen mute edebiliyoruz. Ses ayarını yapmış oluyoruz. Tekrar yukarıya menüye geldiğimiz zaman picture in picture, picture by picture'ın size yani görüntü ayarında bu şekilde ufak. Bunu tekrar değiştirelim. Biraz daha büyük olsun bu. Şu şekilde size'a gelelim. Biraz daha büyük hale alalım. Büyük hale aldığımızda %25 yani ekranın dörtte birini kaplayacak hale geliyor. Ama bu şekilde bir Windows yüzünden tekrar ölçeklendirme yapmamız gerekiyor. Bir de yukarıdaki çözünürlük ayarları bununla bitmiyor. Tekrar aşağıya doğru geliyoruz. Position yani bunun konumunu ayarlayabiliyoruz. Hemen. Bunun hızlı uygulanması güzel. Normalde bir boyut değiştirdiğimiz zaman uygulanması birkaç saniye zaman alıyor. Ses kaynağı dediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ana kaynağı değiştirebiliyoruz. Picture Size'da Wide yerine Auto yaptığımız zaman oran daha düzgün oluyor. PlayStation'ın görüntü oranını düzeltmek için boyutu tekrar ikisi e eşit yan yana gelecek şekilde getirmemiz gerekiyor. Sonra Picture Size'a giriyoruz ve burada Wide yerine ikisini de otomatik yaptığımız zaman esnetmiyor. Kenarlarda siyah bant bırakarak yukarıda aşağıda görüntü oranını koruyor. Şu an 1920x1080. Full HD bir çözünürlüğü sol kısımda görebiliyoruz. Konsolumuzda bir yandan sağ tarafta filmimiz oynarken istersek oyun oynamaya devam edebiliyoruz. Ya da bir yandan bilgisayarımız bir iş yaparken, bir işlemi tamamlarken arada konsolda oynayıp arada sık sık geçiş yapmadan keyfimize bakabiliyoruz. Zaten bu kadar geniş ve merkezi kullanıcı çevreden bir monitörün avantajı da bu. Tabii ki kullanıcı bu durumda şunu da yapmak isteyebilir. Tek bir işe odaklanmak isteyebilir. O zaman dediğimiz gibi picture in picture modunu, picture by picture modunu kapatıp normal bir şekilde kullanabilir. Şimdi filmimize geri döndük tek bir ekranda görüntü modlarına şöyle yukarıda bakmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde burada bir eye saver yani göz koruma modumuz var. Özellikle ofis çalışmaları yaparken mavi ışığı azaltmak ve de karşımızdaki görüntüyü daha uzun süre, rahat bakılabilir, gözleri yormayan hareket etmek için kullanabiliyoruz. Ama filmde baktığımız zaman gerçekten ortaya çok soluk bir görüntü çıkartıyor. Normal şartlarda oyun oynamak ya da film izlemek için pek kullanılabilecek bir mod değil sevgili izleyiciler. Tekrar menümüzü açıp Eye Saver modu kapatalım. Özellikle bu konuda hastanelerle birlikte çalışmış aracı. Seoul Ulusal Üniversite Hastanesi'nde körd yani kavisli monitörlerin düz monitörlere göre göz takibini daha kolaylaştırdığı üzerine bir araştırma yapılmış. Hatta Tuv Reynland tarafından da onaylanmış. Yani birden fazla saygın kuruluş tarafından, üçüncü parti kuruluş tarafından bunu onaylatmışlar. Bu esnada buradaki language'i de İngiliz, İspanyol, Fransızca, İtalyanca'dan bakalım Türkçe var mı? Türkçe'ye doğru bir alalım. Türkçe menü seçeneğimiz de var sevgili izleyiciler. Bunu da özellikle belirtelim istedik. On Screen Display'in konum ve saydamlık özellikleri haricinde sistem bilgileri kısmı oldukça işe yarıyor. AMD'nin FreeSync teknolojisini AMD bir ekran kartı kullanıyorsak açabiliyoruz. Ses, Eko Tasarruf Plus modları var. Özellikle yüksek güç tasarrufu için açabiliyoruz. Kapanış süresini zamanlayabiliyoruz. PC AV modunda görüntüyü büyütebiliyoruz. DisplayPort sürümünü 1.2 ya da 1.1 olarak HDMI modunda 2.0 ya da 1.4 olarak ayarlayabiliyoruz. Bunu her HDMI portu için ayrı ayrı ayarlamak mümkün. Bunun yanında kaynak algılamayı otomatikten değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz çünkü özellikle konsol PC ya da birden fazla PC arasında geçişte işi hızlandırıyor. Tuş tekrar süresini, tepki hızını yapılandırabiliyoruz. 1 saniye, 2 saniye ya da tekrar yok şeklinde tekrar tekrar basmamak için yapabileceğimiz bir ayar. Biz incelemeye geçmeden önce bütün ayarları sıfırlamıştık. Fabrika ayarlarında son derece iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki kullanıcı kişisel zevkine göre buradaki parlaklık, kontrast, netlik gibi ayarları tamamen değiştirebilir. Hatta renk değerlerini istediği gibi ayarlayabildiği gibi renk tonunu soğuk ya da sıcak yapabilir. Burada filmin üzerinde farklı görüntü ayarlarına sizlerle birlikte bakalım. Mesela gamma modunu 1, 2 ve 3 olarak değiştirdiğimizde hızlı bir şekilde uygulandığını ve gölgeli karanlık alanların tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Buradan çıktığımız zaman Samsung Magic Bright özelliği var. Standart, sinema, dinamik kontrast olmak üzere birden fazla burada ayar sunulmuş. Sinemaya geldiğimiz zaman yine bir görüntü böyle gidip geliyor ama arka plandaki gölgelerin çok daha güzel detaylandığını görebiliyoruz. Dinamik kontrast ya da temel renk seçenekleri de mevcut. Şimdi burada temel renk demişken önemli noktalardan bir tanesi bize sRGB standartının %125'ini sunabilmesi. Adobe'un standartına geçtiğimiz zaman da yine çok iyi bir performans ile %92 Adobe RGB desteği sağlıyor. %88 NTSC desteği sağlıyor. Bunlar renk açısından cidden muazzam değerler sevgili izleyiciler. Çok zengin renk sunan VA panel kendisini kesinlikle gösteriyor. Samsung'un bir de Magic Upscale özelliği var. Özellikle eski bir iş dizüstü bilgisayarındaki yazıları, görüntüleri ekrana getirdiğinizde Upscale yani çözünürlük yükseltme yaparak çok daha net, çok daha okunabilir hale getiriyor. Ama bizim konsolların içerisinde kullandığımız upscale yongaları gibi 1080p'yi 4K'ya otomatik olarak yükseltmiyor. O kadar yüksek bir performans beklemekte fayda var. Bakın kenarlarda aşırı keskinleştirme kesinlikle göze çarpıyor. Bunun haricinde önemli ayarlar az önce hızlı yoluyla gösterdiğimiz, kısa yoluyla gösterdiğimiz göz koruyucu modu. Bunun altında oyun modu. Bunu açık ve daima açık moda getirebiliriz özellikle oyun testlerinde. Ama filmde aşırı parlak bir görüntüyü de karşımıza kısa sürede sunuyor. Bunu da söyleyelim. Bunun yanında yanıt süresini iyileştirebiliyoruz. Normalde 4 milisaniye yanıt süresi standart, daha hızlı ve en hızlı da bazı monitörlerde reverse ghosting, inverse ghosting denilen etkiye sebep olabilirken burada monitörü daha hızlı moda almanın çok büyük bir sakıncasını görmedik ama oyundan oyuna değiştiğini belirtelim. Yine resim oranını geniş açı ya da otomatik olarak değiştirebiliyoruz. Geniş açı yaptığımız zaman bazen bazı uygulamalarda iyi sonuç elde edemiyoruz. Şu an otoyla arada bir fark olmadı sevgili izleyiciler. Oyun oynamadan önce mutlaka tavsiye ettiğimiz bir ayar var. Windows'ta görüntü ayarlarını bir açın sevgili izleyiciler. Gelişmiş görüntü ayarları altında çözünürlüğünüzü bir kontrol edin. 3440 3440'a 1440 önerilen zaten native panel çözünürlüğü. Ama bunun altında görüntü bağdaştırıcı özelliklerini açtığınız zaman böyle küçük bir pencere geliyor. Tabi monitöre göre küçük. Burada monitörün hertz değerini 100 hertz'e aldığınızdan emin olun. Çünkü fabrika çıkışı olarak standart bir monitörü, standart bir Windows'a taktığınız zaman, bir ayar yapmadığınız zaman genellikle 60 Hz'de oluyor. Benzer sorunu 144 Hz'lik monitörlerde de görüyoruz. Kullanıcının farkına varıp bir ayar yapması lazım. Bunu 100 Hz'e aldığınız zaman ekranda artık çizilen 100 kare ile gerçekten görebilecek hale geliyorsunuz. Normalde peki 60 Hz bir monitörde 100 fps olursa ne oluyor? Oyun akıcı çalıştığı için hızlı hissediyorsunuz ama monitör gerçekten o 100 kareyi çizip size göstermiyor sevgili izleyiciler. Evet sevgili seyirciler oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz hocam? Need for Speed 2016 oynuyoruz Ali. Çözünürlük tam doğrudan tespit edildi sevgili izleyiciler. Biz de aldık ultra ayarları. 3440 1440. 100 Hz'i etkinleştirdik. Daha önce Windows'tan zaten sizlerle paylaşmıştık. 4 milisaniye tepki süresi var. Şu an karşımızda çok güzel bir manzara var. Tam karşısına oturduğunuz zaman sizi çevrildiği için kenar köşede gözünüzle aynı mesafede oluyor. Yani ekranın karşısıyla solu ve sağı gözünüze aynı mesafede olduğu için normal bir hareket ile her tarafı takip edebiliyorsunuz. Özellikle Need for Speed gibi oyunlarda ama biraz daha ziyade uçuş simülasyonlarında ya da araç kullandığınız oyunlarda gerçekten etkili oluyor. Bu arada ekranın ortasında yanıp sönen bir şeyler oluyor bazen. O nedir Recep? Ali polis geldiği zaman açıkıyor fakat onu daha düşük bir çözünürlüğe ayarladıklarından dolayı 3440 1440 ekranda kare gibi gözüküyor. Anladım. Normalde bir flash böyle ışık gelmesi gerekiyor. Fakat her çözünürlükte oyunun optimize olmadığını da burada görmüş oluyoruz. Yine de şunu söyleyebilirim. Normal bu çözünürlüğü desteklediği için kenar köşede uzama, gerilme ya da siyah bantlar olmadan ekranı kaplıyor. 21'e 9 modunu destekleyen özellikle sinematik deneyime önem veren pek çok oyun var. Gelecekte de daha fazla olacak. Olmayan oyunlarda da zaten daha düşük çözünürlüğü büyük ekranın içerisinde görüntülemek için hiçbir engelimiz yok sevgili izleyiciler. DSR ve VSR gibi teknolojilerle de Panelin kendi çözünürlüğünün üzerindeki çözünürlükleri etkinleştirmek bildiğiniz üzere mümkün. Şimdi oyun deneyimi nasıl edecek? Monitörü bir süredir kullanıyoruz. Test ediyoruz, karşısına oturuyoruz, çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. İzleyicilerle incelemede paylaştığımızın ötesinde pek çok şey yaptık. Ali, kavisli deneyim gerçekten çok farklı, çok güzel bir deneyim. Karşısına oturduğunuz zaman sizi çevrilen bir yapısı var. Daha önce incelediğimiz 1800 ile 1500 arasında da özellikle radius kavis farkının bariz şekilde hissedildiğini söyleyebilirim. Kavis miktarı arttıkça ortada oturup çevrelenme hissiyatı da artıyor. Ama tabii ki dış dünyadan biraz daha kopmaya başlıyorsunuz. Ne kadar çevreleyici olursa o kadar dışarıyı görmüyorsunuz. Bunu da belirtelim. Şimdi oyun dünyasına kilitlenip akmak için gayet güzel. Ama dediğimiz gibi Excel tablosundan videoya, videodan oyuna kadar çok esnek kullanım alanları var. Bir de özellikle veya IPS türevi panellerde açmayı görmeyi sevdiğimiz oyunlardan Witcher 3'e bakıyoruz. Witcher 3'ün renkleri çok zengin ve gerçekçi. Bu oyunun grafikleri Recep hala çıkan oyunlarda karşımıza o kadar sık çıkmıyor. Üzerinden yıllar geçse de kalitesini kaybetmiyor. Baktığımız zaman özellikle 21'e 9 oranda bir ekranda oynamak için müthiş bir oyun. Ve 100 Hz sayesinde gayet akıcı. Şimdi baktığımız zaman ekrandaki görüntü gerçekten çok hızlı çiziliyor. Tabii biz biraz daha RPG'lerde ağır tempolu oyun oynuyoruz ama FPS oyuncuları için o 100 Hz ve 4 milisaniye önemli. Ayarları sıfırladık. Şu an fabrika ayarlarında oynanışı görüyorsunuz. Hiçbir ayarı değiştirmedik, ellemedik sevgili izleyiciler. Monitörün standart ayarları. Hatta güneş benim gözümü alıyor hafiften Recep. Bu sarı biraz fazla güçlü olmuş. Böyle kırların, yeşilliklerin içerisinden inerken çevre dünyanın tadını çıkartabiliyoruz. Bu monitörden birden fazla alıp aslında uçuş simülasyonu şeklinde de simülatör kabini gibi kullanmak da var. Ama onun için 1000 arı bekleyebiliriz. Artık duruma göre bakacağız. Çünkü 1500 ardan sonra Samsung'un yeni hedefi daha da kavisli olan 10000 olacak ama onun çıkmasına daha çok var sevgili izleyiciler. Yani bu monitörün üzerinden baya bir zaman geçmiş olacak onu da söyleyelim. Kanun kaçakları da başa çıktık Recep tekrar kırılarda koşturmaya devam edelim. Yani renkler güzel, grafikler güzel, ortam güzel. Özellikle oran güzel olduğu için şu an yani çevrede siyah bantlar olmadığı için bu 34 inçlik ekranın tam anlamda deneyimini yaşayabiliyoruz. Çok daha çevresel bir Witcher deneyimi var. Evet sevgili seyirciler sizler birlikte Samsung CF791'in özelliklerine yakından bakacağız. Evet Ali. Recep şimdi incelemenin sonucunda editör olarak karşısına geçip kullanırken neler düşündün ya da ne yaşadın? Ali, kavisli monitörün çevrilen yapısı sayesinde oyunlara kendinizi kaptırıyorsunuz. Evet, immersion denilen, İngilizce'de özellikle hep bu kelimenin altını çiziyorlar. Kendini kaptırma, oyunun dünyasının içerisine girme hissiyatını, yani surround görüntü deneyimini insana yaşatıyor. Özellikle uçuş simülasyonu gibi böyle daha da çevrelenmek isteyen kullanıcılar için kavisli monitörlerin kavisinin artması kesinlikle büyük bir nokta. Büyük bir gelişme sevgili izleyiciler. Bununla birlikte sadece kavisi arttırmakla kalmıyorlar. Bu tür kavisli monitörlerde gereken geniş görüş açısını sağlayabilmek için 178 derece yandan, 178 derece yukarıdan aşağıdan görüntüyü verebilen veya panel kullanıyorlar. Evet bu panelin avantajlarını hem renkte hem de geniş görüş açısında görüyoruz. 3000'e bir kontrast oranı zaten yüksek karşıtlık siyahlarda daha derinlik seven kullanıcılar için çok güzel noktalar. 34 inç ve ultra wide yapısıyla da gerçekten çok büyük bir monitör. Masanın üzerinde oyun olsun, başka programları kullanırken olsun ikili monitör ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Evet. Şimdi en büyük artısı dediğimiz gibi çok çevreleyici, etkileyici bir kavisli yapıya sahip olması. Ama bunun dışında özgün stand tasarımı olsun, tasarımdaki renk, Detay, kalite, işçilik olsun, kullanıcının ofisine, evine ya da kullandığı ortama renk katan bir tasarım yapmayı başarmışlar. Doğru, Samsung monitör tasarımı konusunda başarılı. Özellikle çerçeveleri de ince tutulmuş olması birden çok monitörü de kullanma imkanı bizlere sunuyor. Tabi bu 21'e 9 monitörlerden Recep birkaç tanesini kullandıktan sonra artık senden kule kalkış izni isteyebilirler. Evet. Yani bir e, orada hava alanına doğru gidiyor sevgili izleyiciler. Profesyonel kullanım alanına baktığımız zaman zaten Excel tabloları olsun çok fazla ekran ve pencereyi bir arada kullanma olsun. Günlük hayatta çoklu işlem performansını kullanıcının çok çekerek performansını arttırıyor. Evet üretkenliği artırıyor. Bunun yanında... Arka taraftaki bağlantıların iki tane HDMI bir tane DisplayPort olması güzel olmuş. Ayrıca zaten bu lazımdı. Birden fazla bilgisayar ve burada birden fazla aracı buna bağlayacağız ki picture in picture, picture by picture'dan faydalanalım. Ama her zaman resim içerisinde resim ya da yan yana resim oranları düzgün ayarlamazsanız, wide yerine auto demezseniz bazen böyle eğik bir görüntü sunabiliyor. Kullanıcının o noktada oradaki ayara dikkat etmesi faydalı olacaktır. Çünkü varsayılan ayarda Recep hemen wide'da Hani kullanıcı bilmeden açıp ayarları değiştirmezse orada pikseller böyle birazcık şekil değiştirmiş oluyor. Evet genişletilmiş oluyor. Şimdi bunun yanında NTSC'den Adobe RGB'ye, sRGB'ye, Quantum Dot'un sunduğu renklerden bahsettik. Veya panelden bahsettik. Monitörün kendisi dediğimiz gibi görüntü kalitesi açısından uç noktada bir monitör olmuş. Bunun yanında 100 Hz ve 4 milisaniyede oyunlarda oyuncuların ihtiyacını karşılıyor. Evet. 60 Hz ile 100 Hz arasında devasa bir fark var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynen öyle. Kullanıcıların karşısında bugünlerde oyuncu monitörü dediğimiz zaman çok farklı seçenekler var. Daha hesaplı segmentte standart 60 Hz ya da aradere olan 75 Hz'e çıkabiliyoruz. 100 Hz'in üzerinde de 144 Hz hatta daha da yukarı yenileme değerlerine doğru bir gidiş var sevgili izleyiciler. Ama tabii ki burada artlar eksileri dikkatli bir şekilde tartmak gerekiyor. Benim bu monitörde hoşuma giden nokta acaba Kutsun Kurulu şekilde çıkartıyorsun Bütün kutu içeriği bütün kabloları Beyaz ve uyumlu olarak yanında geliyor Çıkartır çıkartmaz takıp varsayılan ayarlarıyla Birlikte kullanmaya başlayabiliyorsun Ve gerçekten senin çalışma ortamını şenlendiriyor Evet. Ama bununla birlikte 21'e 9 oranda film izlerken kenarlarda siyah bant kalıyor sevgili izleyiciler. Çünkü filmleri bu oranda her zaman hazırlamıyorlar. Benzeri şekilde bütün uygulamalar ya da bütün oyunlar buna mükemmel adapte olamıyor. Doğru. Bu tarz 21'e 9 monitörlerin hepsinde karşımıza çıkan bir durum. Ama dediğimiz gibi siz çözünürlük ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ekran alanının fazlasının kesinlikle bir zararı yok. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında bir diğer nokta geliştirilebilecek olan nokta ne olabilirdi? bunun özellikle Recep arka taraftaki joystick'in erişimini biraz daha yana doğru yapsalardı benim parmak uzunluğumda mesela benim el ergonomimde benim için daha rahat olurdu. Doğru joystick tuşu biraz da dışarıya da çıkabilirdi bu sana daha da rahat kullanılabilirdi. Benim ekleyeceğim bir başka nokta da Ali, ergonomi. Yani monitörü masanın üzerine koyduğumuz zaman aşağı yukarı hareketler evet. gayet güzel ama sağ sola yönlendirme biraz zor. Aynen öyle mesela pivot modu yok sağa sola yönlendirme yok alttaki stand sabit oturuyor. Şimdi zaten 34 inçte bunları yapması oldukça zor oluyor sevgili izleyiciler. Bunu yapmak için de arka taraftaki stand ayağını çıkartıp VESA takman lazım. VESA'yı da taktıktan sonra kendi aparatıyla duvara sabitliyorsun ya da iş kullanımında kullanıyorsun. Yani burada şöyle bir kurulum yapman gerekiyor. Monitörü masaya bir defa koyacaksın ve de karşısına merkezine oturup ondan sonra senin çevrelemesine izin vereceksin. Evet. Bunun haricinde çok ince ayarları kendi monitörü oynatarak yapmak zorundasın ya da sandalyenin koltuğunu artık ayarlamak durumundasın. Evet sevgili izleyiciler sonuç itibariyle oyun monitörü niteliğini gerçekten taşıyan muazzam bir deneyim sunan monitör olmuş. Bunu özellikle alırken dediğimiz gibi geniş çoklu ekran performansını tek ekranda almak isteyen oyuncuların ve de güçlü sistem sahiplerinin kullanması gerekiyor. Bunun haricinde de özellikle üretkenliğini arttırmak isteyen kullanıcılar yüksek görüntü kalitesiyle geniş ekranı birleştirerek tercih edebilirler. Evet sizler birlikte Samsung CF791 kavisli monitörü inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.